Arkadaşlar AYT, Türkiye Geneli, Krallar Karması sınavı, coğrafya sorularının, SOS 2 coğrafya sorularının çözümüyle birlikteyiz. Şimdi iklim değişikliği ile ilgili bir paragrafta kısa bir bilgi verilmiş. Kuaterner döneminde görülen bu buzullaşmanın gelişmelerden hangilerinden olduğu söylenebilir denmiş. Şimdi buraya bakıldığında buzul alanlarının oldukça genişlediğini görüyoruz. Avrupa'nın büyük bir kısmını, Alplere kadar olan kısmını ve Karadeniz'e kadar olan kısmını alıyor. Amerika'nın yarısını alıyor ve bu bölgedeki Bering Boğazı'nı içerisine alıyor. Yine güneyde de belli alanlar yükseltinin fazla olduğu alanlarda buzul alanı genişliyor. Bu durum canlıların büyük bir kısmının sıcak bölgelere doğru göç etmesine sebep olmuş. Evet, canlıların göç etmesi üzerinde etkili bir unsurdur. Hatta bazı türler göç etmiş, bazı türler maalesef uyum sağlayamayarak ortadan kalkmıştır. Deniz seviyesi alçalırken kara alanları genişlemiştir. Şimdi yağışların azalması, var olan yağışların da buzullara dönüşmesi sebebiyle deniz seviyelerinde bir düşme yaşanıyor. Buzul erime dönemlerinde ise deniz seviyelerinde bir yükselme yaşanıyor. Kutuplar çevresindeki bitki ve hayvanların geçiş alanındaki sahaların kapanması. Evet, bazı sahalar kapanıyor veya yeni sahalar açılması, yeni sahaların da açılmasına olanak sağlıyor. Örneğin Bering Boğazı tamamıyla donuyor ve bu donma da bu bölgedeki canlıların Asya kıtasından Kuzey Amerika kıtasına geçmesine de olanak sağlıyor. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir diyeceğiz. Bir diğer sorumuzda ise karbon döngüsü ile ilgili verilen ifadelerden hangisi karbon üretimiyle ilgili öğrenmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar, karbon üretiminde özellikle fosil yakıt yakılması, bunun dışında orman yangınları, bunun dışında solunum, bunun dışında karbonatlı kayaçların ayrışması, bunun dışında ölen canlıların, özellikle ölen deniz canlarının kabuklarındaki karbonatın açığa çıkması, ölen canlıların ayrışması gibi sebeplerle karbon üretimi gerçekleşmiş oluyor. Bu yüzden fosil yakıtların tükenmesi, evet, karbonu açığa çıkartır. Fotosentez karbon tüketen bir unsurdur. Bitkiler biliyorsunuz fotosentezde atmosferdeki karbonu kendi bünyesine alacaktır. Kabuklu deniz canlılarının kabuk oluşumu, bu da karbonu tüketir arkadaşlar. Bu da olmaz bu yüzden. Karbonatlı kayaçların kimyasal yolla ayrışması ise özellikle kalker gibi bu kayaçların bünyesindeki karbonun açığa çıkmasına olanak sağlayacaktır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuzda ise Türkiye'deki nüfus artış hızını ve toplam nüfus miktarlarını göstermiş ve buna bağlı olarak da hangisine ulaşılamaz denmiş. Nüfus artış hızında dalgalanmalar olmuş. Evet, 2. Dünya Savaşı'na kadar olan kısımda bir düşme, 1960 yılına kadar bir yükselme, sonraki dönemlerde belli bir seviyeye kadar, 80'li yıllara kadar düşme, 80-85 arasında yükselme, sonra tekrar bir artış hızında düşme görüyoruz. Bu bir dalgalanmadır. İkinci Dünya Savaşı'nın yıllarından sonra nüfus artış hızında hızlı bir yükselme meydana gelmiş. Bu sadece Türkiye değil, dünya genelinde de böyle bir durum yaşanmıştır. Nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl 2020'dir. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz 2020'deki pandemi sebebiyle nüfus artış hızında bir düşme yaşanmış ve bu en düşük seviyeye ulaşmış. 2018'den sonra toplam nüfus miktarı azalmaya başlamıştır. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi nüfus miktarı azalmıyor, artmaya devam ediyor. Sadece artış hızında bir azalma meydana geliyor. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir diyoruz. 2007-2018 yılları arasında nüfus artış hızında önemli bir değişme meydana gelmemiştir diyor. Evet, 2007-2018 yılları arasında nüfus artış hızında önemli bir değişme meydana gelmiyor. Daha böyle aynı seviyede ilerliyor diyebiliriz. Bir diğer sorumuzda ise şehir ısı adalarından bahsedilmiş. Biliyorsunuz şehirlerin büyüdüğü, sanayileştiği bölgelerde etrafa yayılan karbondioksit gazı şehrin üzerinde bir örtü gibi birikmekte. Bu da özellikle kış aylarında şehirlerin çevresine göre daha sıcak olmasını sağlamakta. Şehirleşme oranı ne kadar yüksek ise bu şehir ısı adalarının da etkisi o kadar fazla oluyor. Bu yüzden hangisinde bu durum daha belirgindir diyor. Şehir ısı adalarının
en belirgin olduğu yerlerden birisi bu şehirler içerisinde New York'tur. New York özellikle sanayileşme veya nüfus yoğunluğu bakımından diğerlerine göre daha ön plandadır. Bu yüzden cevabımız New York olacak arkadaşlar. Diğer şehirler ona göre daha küçük ve sanayileşmenin daha az olduğu şehirlerdir diyebiliriz. Harita üzerinde bazı alanlarda nüfusun dağılışı gösterilmiş. Hangisinde dağılışı etkileyen olumsuz faktör diğerlerinden farklıdır denmiş. 2 numaralı bölge, 3 numaralı bölge, 4 numaralı bölge ve 5 numaralı bölge dünyadaki çöl alanlarını, 1 numaralı bölge ise Amazon ormanlarını gösteriyor. Bu yüzden ormanlık olması sebebiyle 1 numaralı bölgede nüfus yoğunluğu daha azdır. Diğerlerinde ise sıcaklık ve kuraklık nüfus yoğunluğunu azaltmıştır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak idi. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman Türkiye'de Doğu Karadeniz DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi etki alanı gösterilmiş. Hangisi bu projenin amaçları arasında yer almaz diye sorulmuş. Bölgenin sosyo-kültürel gelişimini sağlamak. Şimdi bütün projelerinin amaçları arasında zaten bu var. Yani sosyo-kültürel gelişimi, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini sağlamak var. Bölgenin güçlü yanlarını ön plana çıkartmak var. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük sorunlarından birisi ulaşım ve iletişim hizmetleridir. Bu ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmekte yer almaktadır. Bölge dışına göçleri teşvik etmek değil, aksine bölge dışında yapılacak göçleri en aza indirmek bütün projelerin hedefleri arasında gösterilebilir. Yani daha ziyade burada iş gücü açığını kapatmak için yeni istihdam alanları oluşturmak, böylelikle işsizliği azaltmak ön plana çıkar. Ama bölge dışına göçü teşvik ederek bunu kapatmaya çalışmak doğru bir bilgi değil. Doğal kaynaklardan daha verimli yararlanmak ve bölgenin biliyorsunuz orman en önemli doğal kaynaklarından birisidir. Aynı zamanda bazı maden kaynakları da bulunmaktadır. Balıkçılık vardır. Bu kaynakları daha verimli bir şekilde kullanarak ekonomik getiri sağlamak amaçlar arasında yer alıyor. Yaylacılık bölgenin en güçlü yanlarından birisidir. Bunu da turizm amaçlı kullanarak bölgedeki turizm faaliyetlerini geliştirmekte DOKAP'ın kapsamı içerisinde yer alır diyebiliriz. Bir diğer sorumuzda ise bazı örgütlere ait bilgiler verilmiş. Hangisi dışarıda kalır denmiş. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü biliyorsunuz Türkiye'de İstanbul'da 1992 yılında kurulmuş bir örgüttür. Amacı Karadeniz'e komşu olan ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik işbirliğini arttırmak, bölgedeki güvenliği korumak. Bu hatta tam olarak sağlanamadığı için daha sonrasında Gürcistan ve Ukrayna biliyorsunuz örgütten ayrılmıştı. Bu yüzden Türkiye öncülüğünde kurulan bu örgüt Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'dür. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü ise 1949 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu blokundan gelecek saldırılara karşı kurulmuş bir örgüttür. 1952 yılında da Türkiye Kuzey Kore'ye, Güney Kore'ye asker göndermesi sebebiyle ve buradaki başarıları sebebiyle dahil edilmiştir. Bir diğeri ise 1969 yılında İsrail'i işgal altındaki Mescid-i Aksa'daki saldırılara karşı kurulmuş bir örgüt. Bu da İslam İşbirliği Örgütü'dür. İKÖ olarak yani İslam Konferansı Örgüt adıyla kurulmuştur. Amacı Müslümanlar için kutsal yerleri korumak, aynı zamanda Müslümanları korumak, aynı zamanda üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini, ticari ve sosyal işbirliğini de arttırmaktır diyebiliriz. Üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ön plana tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinin konumunu iyileştirmeyi amaca bir ekonomik örgüttür diyor. Arkadaşlar bu da D8'dir. D8'de bu amaçla kurulmuş örgütlerden birisidir. Burada özellikle Birleşmiş Milletler dediğimiz örgüt bulunmuyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Çünkü Birleşmiş Milletler 193 üyeye sahip hem sosyal hem siyasi hem askeri amaçları olan büyük bir örgüttür. Onunla ilgili bir bilgi verilmemiş. 1945 yılında kurulmuştur bu örgüt. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacak idi.
Bir diğer sorumuz da ise çölleşmeyi önlemek için alınabilecek önlemler arasında hangisi gösterilemez demiş. Doğal kaynakların kullanılıp israf edilmeden kullanılması, bitki örtüsünün korunması, mera ve otlak alanların aşırı otlatmaya karşı korunması, bilimsel ölçütlere göre arazi planlamalarının yapılması. Evet, bunlar gösterilebilir ancak Nadas'a ayrılan arazilerin payının artırılması bu erozyonu arttırır, çölleşmeyi arttırır. Bu yüzden Nadas yerine nöbetleşe ekimin yapılması gerekir. Nadas çok olumlu bir şey değildir. Sulayarak Nadas yerine nöbetleşe ekime geçilmesi gerekir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır diyebiliriz. 20. soruda ise Almanya'nın hem fiziki haritası hem de beşeri faaliyetlerin gösterildiği bir arazi kullanım haritası bize verilmiş. Almanya sanayisi ile ilgili haşlıkların hangisine ulaşılamaz denmiş. Sanayi bölgelerinin ülke genelinde düzenli bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Bu özellikle tüm gelişmiş ülkelerin ortak alanlarından birisidir. Bu yüzden burada da sanayi faaliyetleri ülke geneline düzenli bir şekilde dağılmış. Yükseltinin arttığı güney ve doğu kesimlerine sanayi tesislerinin yoğunluğu fazladır. Evet, yükselti doğuda, güneyde artıyor. Doğu bölgelerinde fazla sanayi faaliyetlerinin bu bölgelerde de yoğun olduğunu görebiliyoruz diyebiliriz. Bunun yanında sanayide kullanılacak enerji üretimi için gerekli olan taş kömürü ve lignit yatakları bulunmaktadır demiş. Şimdi burada taş kömürü yatakları ve lignit yatakları gösteriliyor ama sanayide kullanılacak enerji üretimi için gerekli olan taş kömürü ve lignit yatakları bulunmaktadır ifadesini. Evet, burada alabiliriz tabii ki varlığı çünkü bize gösterilmiş. Almanya'nın sahip olduğu yeraltı zenginlikleri tüm ülke ihtiyacının karşılayabileceği buradan çıkarabileceğimiz bir sonuç değil ki Almanya gibi gelişmiş ülkelerde zaten ihtiyacı olan yeraltı zenginliklerin tamamını kendisini karşılaması çok mümkün değil. Genellikle bu tarz hammadde kaynaklarını ithal etme yoluna gidiyor ve bunu mamul maddeye dönüştürüyor diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Liman bölgelerinde gelişen sanayi tesisleri bulunmaktadır. Evet, buraya baktığımız zaman liman alanlarında gelişmiş sanayi alanlarını görmekte mümkündür diyebiliriz. Bir diğer sorumuzda ise insanların dinlenme, eğlenme ve çeşitli sebeplerle yapmış olduğu faaliyetlere turizm denir denmiş. Buna göre turizmin etkilerinden bahsedilmiş. Hangileri turizmin ekonomik etkileri arasında gösterir denmiş. İstihdamın oluşması yani iş alanına yaratılması, borç açığının kapatılması ekonomik etkidir. Ama milli parkların oluşturulması çevresel etki olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir diyoruz. Son soruya baktığımız zaman haritada işaretli alanların nüfus ve sanayi özellikleri düşünüldüğünde hangisinde bu tür kirliliğe rastlanma olasılığı düşüktür denmiş. Kirliliğimize baktığımız zaman Londra tipi hava kirliliği var. Sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde görülüyor. 3 numaralı alan Manisa, İzmir yöresi. Burada sanayileşme fazla. 2 numaralı alan Bursa çevresi. Sanayileşme fazla. 1 numaralı alan Sakarya ve İzmit çevresi. Sanayileşme fazla. 4 numaralı alan ise Ankara çevresi. Yine sanayileşme fazla. Burada Londra tipi hava kirliliği görülebilir. Ama 5 numaralı alan dağlık bir bölgedir. Doğu Karadeniz'dir. Burada sanayileşmenin görülmediğini biliyoruz. Bu yüzden burada Londra tipi hava kirliliğine rastlayamayız. Bu yüzden cevabımız Edirne seçeneği olacak idi. Sınavlarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Yeni deneme sınavlarında yeniden görüşmek üzere.